Toner Yalçın, Sözcü Gazetesi, Gül Yetiştiren Adam Zengin Monaco şehrinin sosyete mekanında yenen istakozun göze sokulması değil asıl mesele. Ya da Maldivler'de tatil yapmakla övünmek hiç değil. Aklıma Rasim Özdenören'in yazdığı Gül Yetiştiren Adam romanı geldi. Gül yetiştiren adam imgesi muhafazakar çevrelerce her daim çok ilgi gördü. Neydi mecazi olarak anlatılan, Kemalist değişime ve din alanının daraltılmasına kalbi muhalefet buğz etmek esastı. Yani tevekkül, sabır esastı. Varlıklarını başka biçimde sürdürmek için gizlilik, sır, takiye esastı. Kalp tekkeleri kurmak esastı. Vaazlarda, sohbetlerde üstü örtülü ezop dili kullanmak esastı. Hıncı içinde tutmak esastı. Tarikatlar yasaklanıp tekkeler kapatılmış olabilirdi. Onlar inatla gül yetiştireceklerdi romanda dedenin torununa namaz kılmayı öğretmesi gibi nakşilerde mürit gül yetiştirme metaforuna uygundu. Nurcularda şakit gül yetiştirme mecazına uygundu. Keza İmam Hatip okulları açmak, ilim yayma cemiyeti gibi yapıları örgütlemek, işletmeler açmak, siyasi parti kurmak hepsinin amacı gül yetiştirmekti. Ve Demokrat Parti 1950'de iktidara geldi. Arkasından milliyetçi cephe hükümetleri kuruldu mukaddesatçı çevrelerin Atatürk'e ve devrimlerine karşı sert muhalefeti görünür oldu. Yani örtü gizlilik kalktı, eyleme geçildi. Mesela Ticaniler sadece Atatürk'ün heykellerine, büstlerine saldırmakla kalmadı. Ezan delileri adını verdikleri ki A. Balcı, Y. Özkan gibi kimilerinin deli raporu vardı, kutsiyet verdi vesaire. Atatürk'ü değersizleştirmek için aldatma, çarpıtma ve hakaret dönemi başlatıldı hele annesi hakkında yazdıkları bu toprakların terbiyesini aşan utançlıktaydı. Eski Şeyhülislam Mustafa Sabri, Eşref Edip, Osman Zeki Serden geçti, Necip Fazıl Kısakürek, Raif Ogan gibi ajitatörler hakikati tahrif eden muktesatçı tarih inşasına koyuldu. İdeolojik husimet hafızayı suistimal eden kara çalmaya dönüştü. Zihniyet yapıları kaba lügate dayanan travmatik avam dille somutlaştı. Atatürk'e dediklerini geçeyim, örneğin rejimin kurucu unsuru görüp suyun öte yakası dedikleri Balkan göçmenlerini aşağıladılar. Ön yargıydı, makbul gördükleri. Ve bu mukaddesatçı zihniyetler yetiştirenler, bu tedrisattan geçenler, güller zamanla iktidar oldu. AKP. Peki, tüm sorunların kaynağı gördükleri cumhuriyet sekülerizmiyle mücadele edip hasım gördükleri kemalizmi aşan hangi alternatif projeye hayata geçirdiler? hiç. İşte 31 Mart seçim sonucu Mukaddes Ütopya'nın sona nasıl geldiğini gösteriyor. Şunu diyorum, AKP 22 yıldır iktidarda, hani gül çocuklar nerede, ortada gül yetiştiren adam ideali bile kalmadı. Kemalizmden kalan artık iyice aşındırılmışlar bile hınçla, mıntıka temizliğiyle tasfiye ettiler de yerine ne koydular? Hani ideal toplum nerede, niye olmadı, neden yapılmadı? Sebebi çok basit salt kemalizm düşmanlığıyla, yalan temelle, retorikle var oldular. Mevcut ülke gerçekliğiyle samimi olarak yüzleşmediler. Sorunların çözümü konusunda tutarlı, kapsayıcı, entelektüel birikim oluşturamadılar ki fantezi yüklü söylemlerle bunu başarmaları imkansızdı. İtibarıyla değersizleştirmeye çalıştıkları kemalizmi aşan ona rakip tek proje ortaya konulamadı. Bu nedenle hala yaptıkları mağduriyet dilidir. Olumsuzlama paradigmasıdır. Korkutma stratejisidir. Bunun sonuna geldiğini 31 Mart seçimi gösterdi. Örtü kalkınca altından Monaco Sosyetesi'nin yediği pek meşhur ıstakoz tabağı ortaya çıkıverdi. Istakoz, yüzyıllık mağduriyetini neye dönüştüğünün sembolü oldu. Gül değil, sert kabuklu ıstakoz yetiştirmişlerdi.